Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ETS2'deyiz. ETS2'de altımızda DAF, XF, Euro 6 var arkadaşlar. Haritamızı da hemen şöyle göstereyim. Gerard Mer'den çıkacağız. Şöyle Stenlamar'a doğru gideceğiz. Grand Utopia'da. Kısa bir yolculuk olacak. 6 kilometre. Yaklaşık bir 10 dakikalık bir yol olacak. Biraz daha yavaş gideriz. Videoyu belki 10 dakikanın üstüne falan çıkarmaya çalışırız. Şöyle arkamızda da araç taşıma kasası var. Biliyorsunuz ki 1.48 ile bunlar güncellenmişti. Böyle yani bu hale kavuşmuştu. Bugün bununla birlikte Grand Utopia'da bir sefer yapacağız. Şöyle fazla uzatmadan aracımıza binelim. Şöyle direksiyonu kendime doğru çekeyim ve marş yapalım. Evet, sağ aynamız birazcık dışarıyı gösteriyor. Onu hemen bir ayar çekeyim. Araçta ses modu falan aktif. Fizik modlarımız da var yine. Bu tarz modlara Discord sunucumuzdan ulaşabilirsiniz. Orada mod öneri kısmı var. Oraya tüm linkleri paylaşıyorum. Normalde YouTube'un açıklama kısmında paylaşıyordum. O videoda hangi modu kullanıyorsam paylaşıyordum. Ancak YouTube bana sürekli bildirim gönderiyor. Bu spam hani içerikli tehlike oluşturan linki kaldırıyoruz diye. Eğer itiraz etmiyorsanız herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor falan vesaire diyor. Bilenler bilir. Bu şekilde bir mail atıyor ve linki kaldırıyor açıklama kısmından. Ben de hani bilindik Discord'dan yana bir sıkıntı olmayacağı için en son Discord'da toplama kararı aldım. Tüm şeyleri, linkleri. Oradan indirebilirsiniz. Dediğim gibi SCS'nin bloğunda ATS için 1.49 güncellemesi hakkında bilgiler paylaşılmış. Yine güncelleme geliyor. Bu arada motor da efsane bağırıyor. Şunu bir manuele alalım. Şöyle gidelim. Aynen. Fazla baymadan şu şekilde çıkarız 9. vites. Yani gelecek 1.49 yakın arkadaşlar. Çok fazla uzakta değil. Her gün yeni bir güncelleme ile güne merhaba diyoruz açıkçası. O da güzel. O da tabii oyunun bakıldığını gösteriyor ama sürekli güncelleme yeter artık. Ya getirin de oyun sürümü değişmesin. Çünkü buradaki modlar böyle çok absürt. Mesela ses moduyla alakalı bir şey getirmediğiniz sürece, yani sesle alakalı bir şey getirmezseniz sesler çalışır. Ama o mod mesela 1.48'e kilitliyse ve 1.49'a getirirseniz başka bir şey için, haritanın bir yerini düzeltmek için 1.49 sürümü getirirseniz o ses modu çalışmaz. Aslında bu kadar basit olay. Neyse işte durum öyle, tabii ki yapacak bir şey yok, getiriyorlar. Çalışıyor adamlar. Ona bir şey diyemem. DAF Euro 6'yı da bayağıdır kullanmıyorum. Gerçekten bunu da özlemişim. Özellikle ses modu ile birlikte. Normalde favori araçlarımdan bir tanesidir bu arada. DAF Euro 6. Oyuna ilk eklendiği dönemde gerçekten benim için farklıydı. 1.20'de mi 1.23'de mi tam olarak hatırlamıyorum ama 21. O dönemlerde yok ya, hatırlayamadım. Bayağı da bir sallanıyoruz. Fizik moduyla şeyler uyumsuz çalışabiliyor. ETS2'nin kendi orijinal yoldaki olaylar neydi o ya? Yolun neydi o arkadaşlar, onu unuttuk. Oynanışta var ya. Neyse, gelmedi aklıma. Ufaktan da kendimi şeye hazırlıyorum tabii ki. Orada yapabilirsem
yapmayı çok istiyorum. Böyle Kuzey Makedonya'dan girip DLC çıktığı zaman mecbur alacağız. Yani almak zorundayız. Adam bizi kendine bağladı. Bu da bizim bir işimiz sonuç olarak. Sizlerle birlikte oynayacağız. Ve seviyoruz da. O yeni gelen yerlerde hani dikkat çekiyor. Yalan değil yani. Yani dikkat çekiyor dediğim hani oynamak istiyorsun. Çünkü her seferinde üzerine koyarak geliyorlar ve bizi vuruyorlar maalesef bağrımızdan. Vuruyorlar yani. Her seferinde bir önceki DLC'den daha da güzel oluyor harita DLC'leri. Maalesef bu gerçek. Yani bunu kabullenmek zorundayız. Elbette böyle olması benim için çok güzel bir şey. Yani sonuç olarak kendini geliştiren bir ekip. En azından harita konusunda. Oyunun oynanışıyla da alakalı her zaman konuşuyoruz. Maalesef haritadaki gösterdikleri performansın %5'ini gösteremiyorlar bence benim görüşüme göre. Maalesef bu şekilde yani. Harita 100 üzerinden 85-90 ise aynı seviyede oyunun oynanışı, mekaniği o da 5 falan ya, 5 puan 100 üzerinden benim için 5 puan. Bunun içerisinde tabii ki sesler falan vesaire hepsi dahil. Ama yine de gidiyoruz, oynuyoruz. En azından böyle model desteği vesaire olan güzel bir oyun. Mod desteği sunan güzel bir oyun. Tabii ki bu kıyaslamayı yaparken yani o puan verme olayını yaparken oyunun kendi orijinal haline veriyorum. Çünkü modlarla birlikte zaten başka bir seviyeye geliyor oyun. Bunlar da hep böyle olaylar. İlginç ilginç. Yollar da bu arada güzelmiş. Buradan daha önce geldiğimi hatırlamıyorum. Ya da uzun zaman önce gelmişimdir. Tam olarak bilmiyorum ama böyle bir değişik geldi, güzel geldi gözüme. Yoksa bura uğrama lan. Dur bakayım. Yok, bura oraya değil. Orası Promos'taydı ya, doğru. Orayı taktık mı? Takmadık. Devam. Vay güzel. Mahalle aralarında güzel yolculuk. Buralar güzelmiş. Promos'ta da böyle bir yer var da orayla karıştırdım. Şöyle devam edelim. Bir fotoğraf aldık. İndik hemen 2 dakika çektim. Güzel bir şeyde video kapağı yaparız. Biz geldik ey. Şu kornaya bak mesela. Yıllardır bu korna kullanılıyor. Hala kimse anlamını bilmiyor yani. Ne anlama geliyor bu korna? Nereye park edeceğiz dayı? Oo, güzel. Araya park edeceğiz. Buradan trafik de akıyor. Şöyle dörtlümüzü yakalım. O zaman buradan ben bir U atayım. Daha mantıklı olur. Vallahi oradan geri geri yanaşırız. Ceza yemesek iyi bak. Odayı neyse dörtlü yaptı. Eyvallah. Buradan U atalım yani. Hiç uğraşmaya gerek yok. Nasıl olsa burada bir duvar vesaire bir şey yok. Buradan 2 dakika döner. Şu şekilde geri geri yanaşırım. Evet, mükemmel bir yanaşma. Camımızı kapatalım. Hatta şöyle aralık bırakayım. Şöyle hava alsın tırımız. Şöyle stop edelim. Direksiyonu ileri doğru iteyim. Evet arkadaşlar, bu yolculuğumuzun da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki yeni videolardan haberdar olmak için
kanalı takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi West Balkans DLC'de, West Balkans DLC'sine hazırlık yapıyorum. Yani ona göre bir çeki düzen vermeye çalışıyorum. Gerçekten hem oynamak istiyorum. Oyunun birazcık da yarım orijinal haliyle böyle ses modu falan kuracağım. Ama onun dışında oyunun kendi araçlarıyla o DLC'yi keşfetmek istiyorum. Bunu da tabii ki videoda yapmak istiyorum. Neyse, çok fazla şey istedikten sonra sizlerin de iyiliğini ve mutluluğunu istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.